7 Eylül, 13 Eylül kova burçları neler bekliyor diyorsanız, kovalarda evet miskin bir hafta, uyuma haftası. Hatta ve hatta mümkünse işi evde yapayım, hiçbir yere çıkmayayım, mümkünse yöneticimle toplantı yapmayayım. Bu hafta böyle bir miskinliğin, sanki içinizdeki var olan bir dinlenme, sanki yazı çok tadını çıkartamadığınız için böyle biraz uyku modu, yataktan çıkmama enerjiniz var. Yani evet, sizin gibi zeki ve atak ve insanlara hitap eden birinin böyle bir enerjiye girmesi sakıncalı. O yüzden biraz psikolojik destek olabilir, meditasyon olabilir ya da uyku esnasında rahatlatıcı bir müzik olabilir ya da çok hiç tanımadığınız birine derdinizi anlatmak olabilir. Çünkü o kadar enerjiniz daralmış, o kadar yorgunsunuz ki. Yani her şeye koşmak, her şeyi aynı anda yapmak, herkese aynı anda koşmaktan ve insanların artık beni anlaması gerekiyor, benden 10 tane ben yok dediğiniz için artık yorgunsunuz. Ama şöyle söyleyeceğim, işinizle alakalı güzellikler haftanızda var. Hatta evde çalışmak istiyorsanız iş yerinize gitmeyeceksiniz, evinizde çalışacaksınız. Bu da size çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Kendi işini yapan kova burçlarınızda işi kapatma kararı verdiniz ve maddi zarar ve kayıplar yaşıyorum dediniz. Bu da sizin için hayırlı olacak diyebilirim. Mahkemesel sorunlar ya da Ekim'deki bir mahkemeyi şimdiden düşünün. Ekim'e çok daha fazla var. Lütfen Ekim'deki mahkemeyi düşünüp kendini kasmanı istemiyorum. Bir de eşi evini terk eden, yani kocanız ya da hanımınız evi terk ettiyse, geri gelecek umudunuz varsa gelmeyecek. Yani yasa size ya da sizin karşınızdaki insanın size karşı hiçbir duygusu ya da hiçbir sevgisi kalmamış, yolunuza bakmanız lazım. Ve bu kişinin hayatında başka bir enerji var ya da ailesinin eteğinde sıkışmış olabilir. Umut ettikçe depresyona girdiniz. Rica ediyorum, İlk önce şu sorunlu olan arkanızı bir aydınlatın. Size değer veren insanlar, çünkü siz o kadar değer veriyorsunuz ve o kadar önemsiyorsunuz ki artık birileri de beni görsün dediğiniz dönemde yine yani her şeye koşan sizsiniz. O yüzden sizden ricam, kimi hayatınızdan çıkartıyorsanız bu doğru bir karar. Üzülmektense tek başına yalnız nefes alıp çocuğunuz da olsa tek başınıza devam etmeniz sizi daha mutlu edeceğini söyleyebilirim. Özellikle muhasebe, bankada çalışan bazı kova burçları ya şube ya da yer değişimi beklentisi içerisinde ya da daha büyük bir binaya geçme niyetiniz varsa Eylül'de bu haberin keyfini yaşayacaksınız. Bu da size hayırlı olacağını söyleyebilirim. Şey demişim, ailenizin işi varsa ailenizin işinde çok büyük bir getiri. Yani toprak işi yapıyorsanız, kendi işiniz varsa, aile işiniz, babanızdan, atanızdan kalan bir iş kapınız varsa da burada çok büyük bir büyüme. Hatta enteresan bir şey, yani en kötü dönemlerimiz geride kalıyor, en iyi dönemlere gireceğiniz başlangıçlar döneminiz. Bu da size çok büyük bir maddi güç ve rahatlık sağlayacak. Araç içiyle, yani metal araçlar, araç satı, ne bileyim, otomobil sektörüyle uğraşan kova burçlarında çok büyük bir zenginlik ve satış ve parasal evrede daha büyük bir güç evresi söz konusu olacak. Ev almak isteyen bazı kovalara tam zamanı al demişim. Evimi satacağım, o şekilde alabilir miyim diyen kovalar, evet evinizi satıp o şekilde almak istediğiniz ev anahtarınız hayırlı ve aydınlık diyorum. Bazı kovalara demişim ki çocuk kararınız var da cesaretiniz mi yok ya da tedavi mi olmanız gerekiyor? Çocuk muradınız gerçekleşecek. Bunun için çok dua eden bazı kova burçlarımız var. Allah size evladı verecek. Hiç korkmayın. Hayırlı evlat nasip etsin diyorum. Yani kimse baba ya da anne de mi diyecekler size, endişe etmeyin ve korkmayın demişim. Uzun süredir de gitmek istediğiniz bir türbe ya da Konya Mevlana'ya gitmek isteyen kova burçları var mı bilmiyorum ama böyle kovada böyle bir Mevlana'yı ziyaret etme, Nevşehir'i, Konya'yı ziyaret etme dediğim bir enerji ya da Yuşa'yı ya da Hazreti, yani kalbinizdeki geçen yatırı ziyaret etmek istiyorsanız, Eyüp Sultan Hazretleri'ni ziyaret etmek istiyorsanız, böyle bir niyetiniz varsa kabul görülmüş. Mutlaka gidin, orada duanızı edin. Yükselen ve ay burcunuzu dinleyin değerli kova burçları. Allah'a emanet olun. Size sağlık olarak da demişim ki göz alerjiniz, gözlükle alakalı son zamanlarda tırnak batıklarınız ve mantarınız olabilir. İhmal etmeyin.